Nevşehir Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu eğitim vermeye hız kesmeden devam ediyor. Şimdiye kadar açılan kurslarla verilen eğitimler karşılığını buluyor. Çok sayıda Nevşehirli vatandaş, şehir dışından gelen ve ülkemizde bulunan yabancılar bu kurslara ilgi göstermeye devam ediyor. Kurslara katılanlar el sanatlarından müziğe, yabancı dil öğreniminden bilgisayar kullanımına, cam işlemesinden diksiyona kadar birçok alanda eğitim alıyor. Nevşehir Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Fedakar Koçak, eğitim merkezinin faaliyetleri ve yeni açılacak kurslar hakkında kameralarımıza açıklamalarda bulundu. Müdürüm, Halk Eğitim Merkezi işleyişi, faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? Tabii. 2018-2019 yılında yaptığımız çalışmalarda açılan genel kurslarımız Merkez Nevşehir Halk Eğitim Müdürlüğü olarak 205 tane kurs açtık. Genel kurslara katılan kursiyer sayımız 4244 tane. Meslek için açtığımız meslek kurslarımız 217 tane. Mesleki kurslara katılan kursiyer sayımız ise 4773 tane. Toplam kurs sayımız, yani ortak yaptığımız, bizim protokoller dahilinde, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile protokoller dahilinde yaptığımız toplam kurs sayımız 4773'e yaklaşıyor. Sertifika alan kursiyerimiz 4515 tane. Toplam kursumuz ise 9017 kurs açmış oluyoruz 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde. Bu seneki faaliyetlerimizin yine birçoğunu bu kurslarımızla devam edeceğiz. Yeni açılacak kurslarımız var. Bu yeni açılacak kurslarımızda Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün FEOD denilen bir sayfasında ya da bizim sayfamızda 3506 tane kursumuz var. Bu kurslardan öğrencilerin seçtiği, istediği, eğer imkanlarımız ölçüsünde de elimizde de öğretim elemanı var ise o kurslarda açmaya devam edeceğiz. Peki müdürüm, verilen eğitimlerden istenilen verim alınabiliyor mu? Geri dönüşler nasıl? Yabancı uyruklulara genelde Türkçe kursu açıyoruz ki bu kurslardan elbette ki istenilen verimi alacağız. İlk kez geniş bir şekilde de bu sene TYT'ye hazırlık, yani mezunlara hazırlık, lise mezunlarına hazırlık bir kurs açıyoruz. Şu an bize başvuru, şu an itibariyle 356 öğrencimiz başvurdu. 6 tane sayısal sınıfımız, 4 tane eşit ağırlık sınıfımız, bir dil, bir de sözel olmak üzere ticaret sitesinin ana binasında açacağız bu kursumuzu. Dönütünü asıl o sınav sonucunda göreceğiz, devam ettirebilirsek. Verilen eğitimlerden halk nasıl faydalanıyordu ve bunları nerelerde kullandılar? Genelde ev kadınlarını veya rahatsızlığı olan hastanelerde açtığımız kurslarımız da var. Ev kadınlarının meslek edinmesi, yani bu gördüğünüz çanta veya takı tasarımı, bu kurslarla beraber bir miktar da olsa kendilerine para kazandırıyorlar. Ayakları üzerinde durmayı öğreniyorlar. Balon yaptırıyoruz el meslekler olarak. Yine rapido, burada gördüğünüz bebekler, bunların tamamı bizim kursiyerlerimizin yapmış olduğu el ürünleri. Bunları turistik yerlerde satarak ki ailelerine bir miktar da olsa gelir temin ediyorlar. Yeni açılacak kurslar hakkında bilgi verir misiniz? Yeni açılacak kurslarımız genelde dediğim gibi sayfamızı takip ederlerse kursiyer arkadaşlarımız, oradan istedikleri kursu tercih ettikleri zaman, ki bizim 3506 tane kursumuz var dedim, bu kursları hangisini istiyorlarsa uygun olanını, bizim şartlarımıza da uygun olanını açıyoruz. Yani şunu açacağız garanti deme gibi bir şeyimiz yok. Hepsi garanti, mümkün olduğu kadar usta öğreticimiz olduğu müddetçe. Kurslara başvurular nasıl yapılır? Kurslara başvurular sitemizde, internet sitemizde, Halk Eğitim Müdürlüğü'nün sitesinde bir başvuru butonu var. Oraya veya kurumumuza direkt gelerek başvuru belgesi dediğimiz, kurs boş başvuru formu dediğimiz bu formu doldururlar. Adreslerini, telefon numaralarını, isimlerini yazarlar ve bırakırlar. Biz bunu toplarız, sayıları her gün kontrol ederiz. Bu sayıya göre de sınıf oluşturmaya başladığımız an kursiyerlere mesaj atarız. Nerede açacağımızı bilgilendiririz ve kursiyerlerimiz buralara gelerek kurslarımızı başlatırız. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim.